Merhaba arkadaşlar. Storyteller'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Destekleriniz gene harika. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sırlar bölümündeyim. Sırlar yani bölüm 8'den devam ediyoruz. Haydi başlayalım. Evet, bakalım nelerimiz var. Dedektif katili tutuklar demiş bölümün ismine. Tabanca, salon, tanık, kahya, dük, dedektif var. Peki, önceki bölümde zaten bunun aynısını yaptım diye düşünüyorum ama burada farklı olarak bir de tanık var arkadaşlar. Tanık. Ha. Bir odadan sanırım izliyor. Bir saniye, o zaman şöyle yapacağız. Bir tabanca var, tamam mı? Bir katil olması gerekiyor. Katil kahya olsun diyelim. Katil kahya olurken dük tanık olabiliyor mu? Yok, dük tanık olmuyor. Çünkü daha olay gerçekleşmedi. Salonda kahya dükü öldürsün. Ha, galiba şu arkadaki tablonun gözlerinden dedektif olaya tanık mı olacak? Şu an dedektif olaya tanık oldu herhalde. Yanlış düşünmüyorsam. Bakın dedektif olaya tanık oldu. Salonda dedektif Kahya'yı tutukladı. Yok 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 yok. Olmadı. Neden olmadı? Çünkü fark ettiyseniz bakın bu senaryoda şurada göz çıkıyor. Yani şöyle. İlk önce dedektif buradan deliğe bakacak. Böyle olmuyor. Dedektif delikten bakıyor. Kahya ilk önce silahı alıyor arkadaşlar. Dedektif de Kahya'dan şüphelendiği için gidiyor. Delikten salonu izliyor. Burada Kahya gidip dükü öldürüyor. Arkada dedektif gördüğünüz gibi gözlerden, bakın burada göz var. Burada gözlerden cinayete tanık oluyor. En sonunda dedektif gidiyor. Kahya'nın öldürdüğünü biliyor. Kahya'yı tutukluyor. Tamam. Kahya kovulur. Kahya kovulur. Hayda. Kahya kovulur. Tamam. O zaman şöyle. Dük'ün tabancası var. Dük tabancasını seviyor. Kahya tabancayı alsın mı? Ya da şöyle yapalım. Dük tabancanın olduğu bölümü izleyebiliyor mu? İzleyemiyor. O zaman mantıken en başı yapacağız. Kahya silahı alacak. Dük de gidecek bu Kahya'nın hareketlerinden şüphelenecek. Salonu izleyecek. Ondan sonra salonu izlerken Kahya elinde silahla gelecek. Kahya silahı çeviriyor. Dük anlıyor, bakın benim silahı sürekli Kahya çalıyor diyor. Dük burada izliyor orada onu. Kahya tabi salonda Dük'ü bulmadığı için gidiyor silahı yerine geri bırakıyor. Çünkü elinde silah varken Dük'ü oraya koyarsam Dük'ü öldürür Kahya. Sonra tekrar Kahya ile Dük buluştuğu zaman Dük tüm bu olayları bildiği için Kahya'yı işten kovuyor. Eş intikam alır adlı bölümdeyiz. Kahya, Dük, Düşes. Kahya yine tabanca alacak. Bu sefer Kahya'dan şüphelenen Düşes salonu izleyecek. Salonda Kahya Dük'ü öldürecek. Düşes tabi bütün olayı görüyor. Buradan gördüğünüz gibi Dük'ün eşi. Sonra Kahya tabanca yerine bırakacak. Kin tutan, intikam aşkıyla yanıp tutuşan Düşes gelip silahı alacak. Salona gidecek. Kahya'yı öldürecek arkadaşlar. Düşes Kahya'yı tutuklatır. He. Gene tamamen aynı mantık ama Düşes intikam almayacak, dedektife söyleyecek. Tamam, yapalım. Kahya gidip silahı alıyor. O sırada Kahya'nın hareketlerinden şüphelenen Düşes gidiyor salonu izliyor. Kahya salonda Dük'ü vuruyor. Olay yerine gelen dedektife Düşes her şeyi anlatıyor. Kahya diyor silahı aldı diyor, kocamı vurdu diyor. Bakın delikten izlediği için. Sonra dedektif gidiyor Kahya'yı tutukluyor. Ama bir tane daha opsiyonumuz varmış. Ama Dük evde değildir. Dük evde değilse o zaman şöyle bir durum olacak. En baştan hikaye tekrar yaratalım. Şu ikinciyi de yapalım. Kahya silahı alıyor. Kahya'dan şüphelenen Düşes salonu izliyor. Kahya salona geldiği zaman Dük'ü bulamıyor. Silahıyla oynuyor ama gene de Düşes onu görüyor. Ondan sonra Kahya gitsin silahı yerine geri koysun. Tüm bu olaydan şüphelenen Düşes gitsin olayı dedektif anlatsın. Doğru mu? Sonra dedektif gitsin Kahya'yı tutuklasın. Tutuklayamıyor. Dedektif gitsin parmak izi mi alsın? Parmak izi de alamıyor. Şu an ama öğreniyorsun her şeyi dedektif. Sen neden salonda dedektif Kahya'yı tutuklamıyor? Onu anlamadım ben. Dedektif burada Kahya'yı tutuklaması lazım ama silah gerekiyor diyor. Ben şu üst tarafın doğru olduğuna inanıyorum. Üst taraf doğru. Bakın. Kahya gidip silahı alıyor. Dük'ü öldürecek. Dük'ün hareketlerinden şüphelenen Düşes gidiyor odayı, salonu gizlice izliyor. Kahya salonu geliyor ama Dük evde değil.
Tamam mı? Düşes bunu görüyor, gidiyor her şeye dedektifi anlatıyor. Bakın buraya kadar doğru, kesinlikle. Şurası da doğru. Düşes onu şikayet ediyor. Tabii Kahya duysun bu olayı. Kendisinin ispiyonladığını öğrendiği için bir hırsla gidiyor. Kahya gidip Düşes'i öldürüyor. Zaten olayın öncesini bilen şahit kazanan dedektif, yani Düşes ona her şeyi anlatmıştı. Gidiyor Kahya'yı tutukluyor. Evet oldu. Gaspçı ölür. Hoyda. İnfaz, kaçırmak, taht, kraliçe, baron, şövalye. Şimdi bakalım infaz varmış burada. Kraliçeyi şuraya koysak ne oluyor? Bir de baron. O kraliçe baronu öldürmek istiyor. Bakın burada şey var. Giyotin var. Giyotin parladı. Kraliçe onaylıyor. Prensi de öldürmek istiyor. Baron tahta otursa, baron tahta oturamıyor. Şövalye tahta otursa oturamıyor. Tahta sadece kraliçe oturuyor arkadaşlar. Şimdi kraliçe tahta. Bunu koymaya gerek yok buraya ya. Kraliçeyi baron kaçırmış olsun. Kraliçeyi baron kaçırmış olsun, kilitliyor. Ondan sonra şövalye geliyor, kraliçeyi kurtarıyor. Bunu yapanın baron olduğunu söylüyor. Sonra infaza gittiklerinde kraliçe geliyor, baronu öldürüyor. Gaspçı bu işte öldü. Kellesini kopardı. Peki neden olmadı? Gaspçı ölür, öldü işte. Ha, ama neyi gasp etti? Tahtı gasp edecek baron. Sene lan. Şimdi baronun tahtı gasp etmesi için ilk önce kraliçenin burada tutuklu olması gerekiyor. Şövalye onu kurtarmadan tahta oturması gerekiyor. Bakın taş burada. Baron tahta oturdu. Ondan sonra şövalye geldi, kraliçeyi kurtardı. Bunu yapanın baron olduğunu söyledi ve kraliçe tahtı alamadı şu an. Kraliçenin tekrar tahta alması gerekiyor ki baronu infaz edelim. Şövalye bu sefer baronu kaçırsın. Şövalye bu sefer baronu kaçırsın. Kraliçe tekrar tahta oturdu. Ve infaz olarak kraliçe tat koltuğunda baronu infaz etti. Şimdi bir de şöyle bir opsiyonumuz varmış. Gene opsiyonlar bizi oldukça yoracak, zorlayacak. Şövalyenin elinden. Muhtemelen şövalye yapacak bunu. Bunu şövalye nasıl yapsın? Bunu şövalye şöyle yapsın. Şimdi tahta şey geç çıkmıştı. Tahta baron çıkmıştı. Kraliçeyi kurtardık. Ama şövalye muhtemelen tahta oturmayacak. Çünkü şövalye kraliçeyi destekliyor her zaman. Kraliçeyi kurtarmadan yapmamız gerekiyor bunu. Şövalye kurtarmasın. Şövalye o zaman kraliçeyi infaz etsin. Pardon, baron kraliçeyi infaz etsin. Tamam, baron kraliçeyi infaz etti. Bunu duyan şövalye çıldırdı. Baronu kaçırdı. Sonra tahtı kendisi ele aldı. Ama hala çok üzgün çünkü bu tahtı hak edenin kraliçesi olduğunu düşünüyor. Kraliçesine çok sadık birisi. Ve en sonunda baronu infaz eden kişi de tabii ki şövalye. Şövalyenin kellesi kesilir. Hayda! Şövalyenin kellesi kesilecek. Ne yapacaksın şövalye sen bu kadar? Kraliçe ve şövalye var olarak karakterlerimizde bir de. Yani öyle bir şey yapacaksın ki sen şövalye kraliçesini affetmeyecek. Bakalım. Burada bir tahtımız var. Tahta her zaman kim oturuyor? Kraliçe oturuyor arkadaşlar. Kraliçe tahtında mutlu mesut hüküm sürüyordu. Sonra bir şeyler olması gerekiyor. Bir şeyler olacak. Ne olabilir? Şövalye kraliçeyi kaçırsın. Kaçırmaz. Şövalye kraliçeyi kaçırmıyor arkadaşlar sevdiği için. Ve günlerden bir gün kraliçenin de ölüm günü geldi ve kraliçe hayata gözlerini yumdu. Şövalye bunu çok üzüldü ama tahta geçmek zorundaydı. Şövalye tahta geçtiğinde bir mucize gerçekleşti. Kraliçe dirildi. Ve tahta şövalyenin geçtiğini duyunca sinir küpüne döndü. Şu an şövalye infaz edemiyor. Çünkü şöyle yapalım. Bu sahneye gerek yok. Zaten kraliçe hüküm sürüyor arkadaşlar. Bunu en başa koyalım. Bunu buraya koyalım. Kraliçe dirildi. Tahtı geri almak zoruna gitti. Şövalyeyi kaçırdı. Kraliçe direkt kaçırsın şövalyeyi. Sonra kraliçe burada tahta otursun. En sonunda şövalyeyi infaz etsin. Tamam. Böyle oldu. Yani kraliçenin gidip tahta bakıp lan tahtı şövalye almış demesine o sahneye gerek yokmuş. İdam. Bölümün adı idam. Şimdi kraliçe ile baron mu evli? Hayır, kraliçe kendini beğenmiş birisi arkadaşlar. Kimseyle evlenmiyordu. Şimdi bir şey olacak, idam olacak. Kraliçeyi baron kaçırmış olsun. Ondan sonra kraliçe hapiste kaldığı günler boyunca
delirsin, aklı dengesine vesaire kaybetsin, baronu unutsun. Baron da oraya gelip kraliçeyi kurtardığı zaman kraliçe ona aşık olsun, kendisi kraliçeyle evlensin. Kraliçeyle evlensin ve baron, biliyorsunuz, kötü birisi, gitsin kraliçeyi idam etsin. Baron burada kötülüğünü yaptı. İlki tamam ama ikincisi tamam değil. Kraliçe idam edildi. Bir de baronun idam edilmesi lazım. Kraliçe baronu nasıl idam edecek? Baron da kendinin kim olduğunu unutsun. Kraliçe de gitsin baronu idam etsin. Hayır, etmiyor çünkü baron onu kurtarmıştı. O yüzden idam etmiyor. Kraliçenin aklı yerine geliyor mu? Yok, aklı yerine, hafızasını tekrar kazanmıyor. Şöyle yapsak. Bakın, kaçırmak. Baron kraliçeyi kaçırmış olsun. Bu sefer de baron aklını kaybetsin. Sonra gitsin, ne hikmetse bir de kraliçeyi kurtarsın. Çünkü aklını kaybetti. Bu sefer kraliçe, yani o da şaşırıyor, bu niye beni tekrar kurtardı diye. Ama tabii ki artık bu kaçınılmaz sorunun önüne geçmiyor. Kraliçe gidiyor, baronu idam ediyor. Tamam, bu bölüm doldu. Bakın, her şey tamam. Kraliçe 4 trajedi yaşar. Oo. Kraliçe 4 tane trajedi mi yaşayacak? Bakalım. Şimdi şövalye kraliçeye sadık birisi. O zaman şöyle yapalım. Baron kraliçeyi kaçırsın. Ondan sonra baron tahtı ele geçirsin. Tamam mı? Bir trajedi yaşaması için tahtının ele geçirildiğini öğrenmesi gerekiyor bence. Şövalye kraliçeyi kurtarsın. Burada birinci trajedi oldu mu şu an? İkinci trajedisi de baron şövalyeyi öldürsün. Bu da ikinci trajedisi. Bu da üçüncüsü. Dördüncü sahne. Baron kraliçeyi kaçırdı. Baron tekrar gitti. Tahtı ele geçirdi. Baron tahtı ele geçirdi. Şövalye kraliçeyi kurtardı. Birbirlerine aşık oldular. Burada evlendiler. Bakın. İlk kaçırıldı, birinci trajedi. İkinci tahtı kaybetti, İkinci trajedi. Üçüncü trajedisi şu olsun. Baron şövalyeyi idam etsin. Çünkü şövalye kral. Bunlar evlendi ya bir de. Sonra bir de baron kraliçeyi idam etsin. Bu da dördüncü trajedisi. Efsanevi bir o kadar zehirli bir aşk demişler. Bakın, bir zamanlar bir kralla bir kraliçe huzur içinde hüküm sürermiş. Ama bunlar sürekli kavga ederlermiş. Durmadan kavga ederlermiş. Ama ne hikmetse kraliçenin Alzheimer olması sebebiyle tekrar mutlu olurlarmış. Ama kral sinirli. O zaman kraliçe değil, kral da hafızasını kaybediyor ve bunlar tekrar mutlu oluyorlar. Olmadı. Tekrar mı kavga etsinler? Heh, tamam. Aşıklar kavga ediyorlar. Hafızalarını kaybediyorlar. Tekrar aşık oluyorlar. Tekrar kavga ediyorlar. Efsanevi bir aşk ama bir o kadar da zehirli. Çifte idam adlı bölümdeyiz. Bakalım. Şimdi kralla kraliçe, bunlar zaten evliler. Bunları göstermeye gerek yok. Kralla, pardon, kraliçe bunları otların arasında izliyor olsun. Kralla kraliçe fingirdeşiyorlar arkadaşlar. Kraliçe bunları izliyor. Kraliçe sinirlendi. İlk önce kralı idam etti. Kral ona karşı gelemesin. Sonra gitti. Kraliçe bir de hizmetçiyi idam etti. Bir de şöyle bir bölüm olacakmış. Kralın intikam aldığı bir bölüm olacakmış. Yani bunlar yer değişecek. Ama bunların ikisi de kralı seviyor. Kral intikam alacak. Tamam. Kral intikam alacaksa. Şimdi şöyle. Kralla hizmetçi fingirdeşiyorlar. Kraliçe görüyor. Kraliçe gidiyor, hizmetçiyi idam ediyor. Ama tabii bunun haberini alan kral gidiyor, kraliçeyi idam ediyor, intikam alıyor. Kraliyet Paçavraları adlı bölümdeyiz. Bölüm biraz, yani bir şey söylemiyor ki bana, ne yapacağım? Çok şey olacak galiba. Kralla hizmetçi burada fingirdeşsin. Kraliçe bunları görsün. Kraliçe çok sinirleniyor. Gitsin hizmetçiyi kaçırsın. Ondan sonra kral gitsin hizmetçiyi kurtarsın. Bunu yapanın kraliçe olduğunu söylesin.
Olur mu? Olur. Kral da tüm bu sinirli haliyle, nefretiyle kraliçeyi öldürsün. Sonra gitsin kral hizmetçiyle evlensin. Baron yalnız hüküm sürer. Oo, bunlar var ya, fenasal bir şey olacak şimdi. Evlilik değilim. Baronla hizmetçi evli mi? Hizmetçi kralı seviyor. Baron taht istiyor. Kral hizmetçiyi seviyor mu? Kral hizmetçiyi seviyordur da şu an kraliçe olduğu için ortalıkta şu an bir ilişki yapamıyorlar. Kral da kraliçe evli. Ama biz ilk önce gidelim. Uçurum yapalım. Baron kral uçurumdan aşağı itsin. Baron kraliçeyi uçurumdan aşağı itsin. Kraliçesi ölen kral gitsin hizmetçiyle evlensin. Bu sefer baron planlarına devam etsin. Kralı uçurumdan aşağı itsin. Baron bu sefer kralsız, kral olmayan hizmetçiyle evlensin. Hizmetçi kraliçe, baron da kral olsun. Baron gitsin en sonunda hizmetçiye uçurumdan aşağı etsin ve kendisi yalnız başına hüküm sürsün. Harika. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bölümler hızlı ilerliyor, eğlenceli ilerliyor. Muhtemelen diğer bölüm son bölüm olacak. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere.